Dünyanın gelişmiş ülkelerinde sağlığın bu denli kıymetli olmasının bir sebebi var. Bu sebep birinci basamak sağlık hizmetlerine verilen kıymet ve değerden geçer. Hepsel meydanda. Aile hekimliği sisteminin hekime dayalı sadece bir erk tarafından emek ve alın terinin göz ardı edildiği bir sistemle karşı karşıyayız değerli meslektaşlar. Ne sahada, ne klinikte, ne de Sağlık Bakanlığı ve YÖK kadrolarının merkez teşkilatlarında alın terimiz, emeğimiz yok hükmünde. Biz bunu bulunduğumuz, gittiğimiz her ilde, her ortamda defaatle söylüyoruz. 87. basın açıklamamızdan yine söylüyorum. Sağlık Bakanlığı, Hekim Bakanlığı olmayacak. Bunu açık yüreklilikle söylüyoruz. Ama sistem hekime dayalı ilerlemekte ve dayatmakta ısrarlı şekilde devam ediyor. Dolayısıyla bugün birinci basamak sağlık hizmetlerinin dünyada önemi kanıtlanmıştır. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde sağlığın bu denli kıymetli olmasının bir sebebi var. Bu sebep birinci basamak sağlık hizmetlerine verilen kıymet ve değerden geliyor. Ama bu ülkeler İskandinav ülkelerinden tutun da Avrupa'nın gelişmiş ülkelerine değin, personelinin tamamına hekim ve diğer olarak yaklaşmaz. Bu ülkeler sağlık emekçilerine bir bütün olarak profesyonel eğitimlerini göz önüne alarak yaklaşır değerli meslektaşlar. Ama bizim burada şu an kavgamız şu: Amerika yapay zeka hizmetlerinin sağlık sistemindeki entegrasyonunu konuşurken biz aşı reddini konuşuyoruz. Performansımızdan kesiliyor. Biz aile sağlığı merkezlerinde bize eleman denilmesini konuşuyoruz. Biz ne elemanız, ne çalışan, ne de personel. Biz hemşireyiz, ebeyiz, sağlık memuruyuz. Bu buradan böylece bilinmelidir. Astığım astık, kestiğim kestik diyen bir anlayışla sağlık hizmetleri sürdürülemez. Daha geçenlerde gelen bir başvuruda, efendim hemşirenin, ebenin kaşını gözünü beğenmedi, itirazını sevmedi, mutfaktaki, lavabodaki peçetesine kadar yasaklatabilen bir sistem. Buradan sesleniyorum. Adil mi? Hukuki mi? Vicdani mi? Değerli meslektaşlarım, siz devletin memurusunuz, devletin. Özlük hakları, refakat izni yok, mazeret izni yok, ücretsiz izin yok. Bu uygulamadan derhal vazgeçilmelidir. Eğer toplumun ve halkın sağlığını gerçekten düşünüyorsak, gerçekten sağlık hizmetlerinde sürdürülebilir ve modern, gelişmiş ülkeler düzeyinde bir hizmet sunumu istiyorsak, bu ülkenin vatandaşını seviyorsak, bu aleni sermaye merkezleri sisteminden vazgeçilmeli, eşitlikçi, adaletçi, anayasanın sosyal devlet hükümlerine uygun bir birinci basamak sağlık hizmeti sistemi ivedilikle getirilmelidir. Tüm alanlarda olduğu gibi aile sağlığı merkezlerinde de en çok çalışıp çalıştığının karşılığını alamayan yine bizleriz. Yani ebe hemşire sağlık memurlarıyız. Hepimiz biliyoruz ki sağlık hizmeti bir ekip işi, bir kişinin yaptığı bir iş değil. Sağlık hizmetinin sunumunda tüm cephelerde, aile sağlığı merkezlerinde, 112'de, idari kısımda, hastanelerde, yoğun bakımda, acilde, sayacağımız her yerde en önde biz varız. Vatandaşla direkt temas kuran biziz. Cefayı biz çekiyoruz ama maalesef karşılığını hiçbir şekilde alamıyoruz. Sağlık hizmeti ekip işidir. Sağlık hizmeti ekip işidir. Devlet memurlarının izin bir yasal hakkıdır arkadaşlar. Hepimiz biliyoruz bunu, değil mi? Biz izne ayrıldığımız vakit idari kısım, hastane, diğer kamu görevlileri, öğretmeni, polisi, memuru yıllık izinden maaş kesilmez. Ancak aile hekiminde çalışan hekim ve hemşire arkadaşlar yıllık izin aldıkları vakit başka bir meslektaşıyla izin protokolü imzalamazsa maalesef ayrıldığı gün başına maaşı kesilmekte. En doğal biyolojik hakkımız, kadınlarımızın en doğal doğal hakkı doğum izinde maalesef meslektaşlarımızın maaşları yarı yarıya kesilmekte. Devletin verdiği bu doğum izinde maaş kesilmesi kabul edilemez. En acısı şudur ki, bakmakla yükümlü olduğumuz yakınlarımızın başına bir şey geldiği an, diğer devlet memurlarında yılda 3 aya kadar refakat izni verilirken, aile sağlığı merkezinde çalışan bu kıymetli meslektaşlarımızın yakınlarına bir şey olsa, bir gün bile refakat izni hakları yok. Varsa yıllık izin, o da yoksa eller havaya. Bu durum kesinlikle kabul edilemez. Ücretsiz izin, doğum yapan bir ebe hemşire arkadaşım ya da memuriyetten yılını hak etmiş, ücretsizine ayrılamıyorum maalesef. Normalde bizlere
doğum haricinde 2 yıl, doğum haricinde de 6 aya kadar ücretsiz hakkımız varken sahada çalışan, cana can katan bu meslektaşlarımızın maalesef böyle bir izin hakları yok. Bu da kesinlikle kabul edilemez arkadaşlar. İzin haktır, maaş kesilmez. İzin haktır, maaş kesilmez. Aşırı etkinliğinden dolayı performans kesilmesi yaşanmak. Hekimi ve hemşirenin aldığı maaştan belli bir miktar kesinti yapılmakta. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir uygulama yok. Avrupa'da ve gelişmiş ülkelerde aşısını yaptırmayan çocuğun velisine ceza kesilirken burada ceza hekime ve hemşireye kesilmekte. Niçin aşı yaptırmak istemeyen ve bunun için gelmeyen, imza bile vermeyen bir vatandaşın cezası sahadaki hekim ve hemşireye kesiliyor? Hastanede, 112'de, ASM'lerde. Kendini bilmeyen bazı vandallar hıncını, intikamını bizim sağlık personelinden, hekimden, hemşireden, ebeden almaya kalkıyor. Bu kesinlikle karşısındayız. Ve bunun şiddetli bir şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Caydırıcı cezalar verilmeli. Giyim ve yemek yardımı. Bakın, biz hayat kurtarıyoruz değil mi sağlık personeli olarak? Aldığımız giyim yardımları çok komik arkadaşlar. İdari kısımda hastane çalışanlara bizlerde 200 lira, ASM'de çalışan bu meslektaşlarımıza maalesef sıfır. Bir kuruş bile giyim yardımı yok. Biz bunu bakanlık önünde protesto ettik. Bakanlıkta çalışan meslektaşlarımıza giyim yardımı olarak terlik ve forma dağıttık. Tarım köy işleri yıllık 18, DSİ çalışanları yıllık 22 bin lira, TRT çalışanları yıllık 44 bin lira giyim yardımı alıyor arkadaşlar. Ama bu sahada çalışan, bu emek veren meslektaşlarım sabosunu da, terliğini de, formasını da kendi cebinden almak zorunda. Sağlıkçıya şiddet, vatana ihanet. Sağlıkçıya şiddet, vatana ihanet. Etik olmayan şartlarda aile hekimliğine atanma yapılmakta. Bakın arkadaşlar, çoğu kimse bunu bilmiyordur. Hekimler aile hekimliklerine, boş olan birimlere başvuruyorlar, puanlarıyla yerleşiyorlar, atanıyorlar. Ama bizler nasıl yerleşiyoruz? Bizlerin bir atanma şekli maalesef hiç uygun değil, etik değil. Biz, doktor hanım, doktor bey, beni beğenir misin, beni yanına alır mısın gibi olmadık hareketler yapmak zorundayız. Kendimizi beğendirmek zorundayız. Bu ahlaki değil, bu etik değil. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir atanma, böyle bir yerleştirme yok. ASM'ye atanma puanla olmalı. ASM'ye atanma puanla olmalı. Aile sağlığı merkezlerinde çalışan hekimlere aile hekim denmekte. Peki bizlere ne diyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Eleman. Revize ettiler sağ olsun yandaş sendika geçen yıllarda çalışana çevirdi. Ya biz hemşireyiz, ebeyiz, sağlık memuruyuz. Bize bir hemşire demek bu kadar mı zor arkadaş? Talebimiz şudur. Aile sağlığı hemşiresi. Hemşireyiz, ebeyiz, eleman değil. Hemşireyiz, ebeyiz, eleman değil. 14 kata varan teşvik farkı. Aile sağlığı merkezinde çalışan tüm çalışanlara maaş ödemesinin yanında bir de ucube bir teşvik ödemesi yapılmaksa. Bu teşvik ödemesi ebe hemşire arkadaşların performansını ölçmüyor. Onların yaptığı aşıyı, gebeyi, takibi baz almıyor. Sadece hekimin yaptığı poliklinik hizmetini baz alıyor. Ve bunda da hekime %42 bir katsayı, hemşire arkadaşıma %3, yani 14'te 1. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir haksızlık yok. Teşvik yasası adil değildir. Teşvik yasası adil değildir. Aile sağlığı merkezinde çalışan hekimlere oranın kirasını ödesin, pansuman malzemesi alsın, enjektör alsın, ücretli personel maaşını ödesin diye her ay için belli bir cari gider ödenmekte. Bu cari gider tutarlarını meslektaşlarımızdan saklıyorlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü söylemeye yüzleri yok. Bir kişi neyini saklar? Kusurunu, ayıbını saklar. Biz burada ifşa ediyoruz. A grubu bir aile sağlığı merkezinde hekim başına verilen cari gider ne kadar biliyor musunuz? 45 bin lira. Benim orada çalışan meslektaşımın maaşı bile bu kadar değil. Pansuman malzemesi bile almıyor. Hasta geliyor, pansuman olacak. Git diyor karşı eczaneden, batikon ol, spancal gel ben senin pansumanı yapayım. Devlet bunun parasını veriyor kardeşim. Biz diyoruz ki bu cari gider devlette kalsın. Cesur, korkusuz, hep sen meydanda. Ve sizler insanlığa hayat veriyorsunuz, şifa veriyorsunuz. Pandeminin kahramanı bizleriz. Pandeminin kahramanı sizlersiniz. Eski Sağlık Bakanı'nın bir sözü var. Belki bizim için tuttuğu tek söz. Hemşire arkadaşlar, ebe arkadaşlar, hakkınız ödenmez dedi. Evet, tek tuttuğu söz bu. Bizim hakkımız ödemedi arkadaşlar.